YouTube kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere güç bağlama büyüsünden bahsedeceğiz. Güç bağlama büyüsü nedir ve belirtileri nelerdir arkadaşlar? Yani bir insana güç bağlama büyüsü yapıldığı zaman kişi kendini nasıl hisseder arkadaşlar? Şimdi öncelikle güç bağlama zaten isminden de belli olduğu için bir insanın gücünü bağlama. Yani bir insanın gücünü bağladıkları zaman zaten neyle bağlıyorlar? Hepsi büyüdür. Büyü neyle yapılır? Yazılarak, çeşitli şekiller çizilerek yapılıyor. Ve bu yapılırken de kişinin ismine, niyetine yaparlar. Bunu yaptıkları zaman güç bağlama büyüsüne maruz kalmış bir insanın kendi yani bunu belirti olarak hissedeceği haller şu şekildedir arkadaşlar. Kişi tamamen sanki sürekli yorgun hale gelir. Eğer şey yapmazsa yani mesela sürekli Kur'an okuyan bir insan fazla büyüden çok fazla etkilenmez. Yani etkilenir fazla değil. Çünkü ayet-i kerimede Allah-u Teala diyor وَاِنَّزِّلُ مِنَا قُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ. Yani nazil olan Kur'an müminler için şifa ve rahmettir diyor. Sürekli Kur'an okuyup namazına dikkat eden insana büyük fazla tesir etmez fakat etki ediyor yine. Etmiyor değil. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yapıldı, baş ağrısı için yapıldı ve etki etti. Kaldı ki aynı şekilde bizlere de etki edebilir. Haliyle hissedeceğimiz haller kişiden kişiye değişiyor. Yani sürekli okuyan, namazından yazında bir insan hissedeceği şeyler. Yani hafif üstüne bir ağırlık, yorgunluk çöker. Sürekli sersem, dalgın, yorgun olur. Vücudunda belli bir miktarda güç kaybı yaşar. Mesela sabah uyurken yataktan kalkmak istemez. İşlerini sürekli erteler. Ama hani okumayan bir insan güç kaybı yaşar, kalp sıkışması yaşar, bel ağrıları başlar, unutkanlık aşırı derecede başlar. Ondan sonra sürekli yatalak hale gelir. Bu yaşlılarda daha fazla etkilidir. Neredeyse yani kalkıp oturacak gücü kalmaz o insanın. Bu büyü yaptıklarında kişi yataklara düşer. Yataklara düşmekle birlikte sürekli dargın, yorgun, sersem, halsiz olur. Evden çıkamaz hale gelir arkadaşlar. Zaten güç bağlamaktaki amaç kişinin güçsüzleşip yatağa düşmesi içindir. Belirtiler o şekilde kişi netice itibariyle sürekli eve kapanır, evden çıkmak istemez, sürekli oturmak, uyumak ister. Sürekli kendini halsiz hisseder. Yani belirtiler bu şekilde arkadaşlar. Büyü zaten Felak suresinde bahsedildiği gibi yani düğüm atanların şerrinden, düğümlere üfleyenlerin şerrinden, hasetçilerin şerrinden diyor. Sabahın Rabbine sığınırız. Yani haset nedir? Bir insan arkasından sadece konuşmak değil, düşmanlık etmek de hasettir. Bu şekilde arkadaşlar belirtileri kişi yatağa düşer, yorgun olur, sersemleşir, kendi hiçbir işini, kişisel ihtiyaçlarını gideremeyecek duruma geliyor. Bu yaşlı ile genç arasındaki bir fark değil. Genç de olsa sürekli yorgun, argın, sersem olur fakat yataklara düşmez. Ama yaşlı olduğu zaman haliyle yaşlılar güçsüzleşiyor zamanla yaş itibariyle. Ama yataklara düşüyor, yataktan kalkacak hali kalmıyor ve o büyü bozulmazsa kişi ömür boyu o şekilde yaşamaya mahkum oluyor. Çünkü büyü yapılırken orada ilahi kıyamet yani kıyamet gününe kadar diyor etkisi kişi ölene kadar etki ediyor. Mesela bazıları diyor ya işte 6 aydır, 8 aydır, 9 aydır, 1 yıldır bilmem 40 gündür gibi saçmalıkları söylüyorlar. Halbuki kişi büyüyü bozmazsa ömür boyu o halde yaşamaya mahkum oluyor. O şekilde yaşıyor. Bu şekilde arkadaşlar güç bağlama büyüsü. Arkadaşlar güç bağlama büyüsünün çözümü var mı? Zaten var. İşin eline gittiğiniz zaman büyü bozan hocalara gittiğiniz zaman büyü bozulursa o kişi o durumdan kurtuluyor, rahatlıyor arkadaşlar. Yani o için üstündeki o ağırlıklar, yorgunluklar, o gücünün bağlı olması, bağı açıldığı zaman kişi rahatlıyor, hafifliyor. Artık kendi kişisel ihtiyaçlarını hissediyor, dışarı çıkıp dolaşabiliyor arkadaşlar. Belirti de bu şekilde arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda başka bir konuyla karşınızda olmak ümidiyle Allah'a emanet olun.